Analiz ekranlarında Trabzonspor gündemi programıyla bu haftada karşınızdayız stüdyo konuğum Erdal Hoş kendisiyle bordo mavililerdeki son gelişmeleri konuşacağız Gündeme değerlendireceğiz. Tabii ki transferlere konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi dediğim <laughs> gibi transferlere konuşacağız zaten. Bir yandan bugün hazırlık maçı var. Onu biraz konuşmak istiyorum. Ama onun öncesinde aslında gençleri bir konuşalım. U19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'la Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor 1-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'yi de UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek Nasıl buldun? Darısı, Sen maçı izledin mi? Darısı abilerinin başına. Değil mi? <laughs> e, i̇zledim, maçı da izledim ve daha önceki maçları da izledim. Diğer maçları da izledim, evet. yani diğer takımların maçlarını da izledim. Bir, şuna ezelden beri karşıyım. Yani Türkiye'de ne yazık ki alt ligler, teknik direktörün kendini ispatlaması için vasıta halini çok fazla abartılıyor. Yani şöyle, alt ligde ne kadar oyuncu çıktığı değil, Oradaki takım başarısı daha çok ön plana çıkıyor. Bu sağlıklı bir şey değil. Altyapı yani altyapıdaki takımların aldığı kupa sayısının çok önemi yok. Hı hı. Altyapı takımlarının yetiştirdiği oyuncu sayısının, yukarıya verdiği oyuncu sayısının hı hı. önemi var bence. Bence değil, dünyada da böyle zaten. Yani kötü bir örnek olarak hani şey önce tebrik edelim tabii yani. Hı hı. Kötü tersten başladık. İhtiyarladıkça aksi oluyoruz biz de. <gülüyor> <gülüyor> önce tebrik edelim. Ne olursa olsun ortada bir kupa var. Bunun keyfi var. E, var. başarı doğrusu. var. E, takım birlikte başarı var. Evet. Ama e, gerçekleri de görmezden gelmeyelim. E, mesela işte birkaç sene önce hatırladım bir Trabzon Lisesi'nin dünya şampiyonluğu vardı. Yani dünya şampiyonluğu. Hı. Bu Türkiye şampiyonluğu falan değil. Liseler arası dünya şampiyonu takımdan ya yani iki tane iyi oyuncu olmalıydı Trabzonspor'da olmadı mesela yani. Dolayısıyla yani oradaki o taktik başarılar mı o hocanın iyiliğini gösterir, hocanın iyi hoca olduğunu gösterir. Ve bizde şöyle bir problem var. Neredeyse bütün altyapı hocaları halinden memnun değil. Yani bu Trabzonspor'la ilgili bir problem değil. Ülke futboluyla ilgili bir problem. Yani bütün altyapı hocaları bir an önce kendilerini bir üst klasmana, bir üst klasmana atmanın yollarını alıyorlar. Ve bu ne yazık ki bunun da yolu işte bu, bu, tip başarılar gibi görülüyor. Bunu yanlış anlaşılmasın yani Trabzonspor, Hasan Üçüncü öyle diye demiyorum. Yani ülkenin böyle bir problemi var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki burada bir araya girsem bu bir problem mi sence? Problem. Çünkü neden bunu soruyorum? Bu çok ciddi bir problem. E, oyuncular kendilerini nasıl üstliklerde göstermek istiyorlarsa Hı. ya da herhangi birisi işte nasıl yükselmek istiyorsa teknik direktörler de aynı şekilde kendilerini daha yukarıda görmek istemez mi? Daha yukarıda görmek istemesi anlaşılır bir şey ama bunun yol ve yönteminin bu olması onlar adına değil. Yani onların problemi değil ya da onların ürettikleri bir problem değil bu. Türkiye'de zaten sorun şu meseleleri kişiler üzerinden ya da somut vakalar üzerinden konuşurken geneli kaçırıyoruz ve o somut vakaya odaklanıyoruz. Oysa bir bir, bir genel problem var ortada. Bu problemin adı şu. Altyapı hocaları halinden memnun değil. Onları memnun edecek bir düzeye getirmek lazım. O işi yaptıklarında keyif aldıkları bir düzeye getirmek lazım. Dolayısıyla hani bu şampiyonlar biraz o gözle bakıyorum. Yani oradan kimler gelir benim için önemli olan o. Yoksa bu şampiyonluk değil benim için öyle kişisel olarak baktığım yer ben 3 sene sonra o takımdan Trabzonspor A takımında kimi göreceğim? Hı hı. Benim için önemli olan Tabii baktığım ki. yer bu. Evet. Böyle olmalıydı. Yani bir 1461 hikayesi var mesela işte o da e, bir türlü şey olmadı. Yani takım olarak çok ciddi başarılara imza attı ama o takımdan üst düzey futbolcu ne yazık ki çıkamadı. Bir türlü çıkaramadık. E, çıkaramadı Trabzonspor. Aynı şey işte demin söyledim Dünya Liseler Arası şampiyonu. Dolayısıyla hani benim baktığım bu takımdan kimler gelir? Şimdi o gözle baktığımızda Ha bu arada zaten kadrolara bakarsak, maçları incelersek hocanın maçı kazanmak için oynadı. Bundan dolayı kılamıyorum. Hı hı. Ama yani işte bu maç şu şurada oynasın. Çünkü Galatasaray'ın atıyorum sağ ki çok iyi. Evet. Yani oraya göre oyuncu yerleştirme, oyuncu gelişimi değil. Bu maçı kazanma odaklı. Final maçı anlaşılır bir şey. Hı hı. Genele bakmak lazım. O takımda e, ümit var olduğumuz, zaten Süleyman'ı duyuyorduk, Hakan'ı duyuyorduk, Ahmet'i zaten biliyorduk yani stoperi zaten biliyorduk artık. Yani ben Abdullah Hoca'dan da duymuştum çok ümitli olduğunu Ahmet'in. Yani onun dışında da mesela bence Solbek e, hem hızı itibariyle e, olabilir. Sorun şu, Türkiye'de sadece Trabzonspor için söylemiyorum bunu. Ümit var olup sonra olmayan futbolcu sayısı çok fazla. Yani... 18 yaşında, 19 yaşında, 17 yaşında e, dikkatleri çekmiş. Bu çocuk olacak dermiş. Ha bu sadece bize has değil. Daha önce söylemiştim yani. Şavin galiba ya da Iniesta'nın bir röportajını okuyormuş, okumuştum. Biz altyapıdayken diyor, esas bir arkadaşımız vardı Santrafor. E, herkes onun e, A takıma çıktığı anı heyecanla bekliyordu. O kadar iyiydi ki diyor. Yani herkes o çıkınca tribünleri delirtecek yani öyle bir futbolcuydu olmadı. Bazen olmaz gerçekten yani o, o, iş başka bir şey. Ama Türkiye'de bu sayı çok fazla. Çok yani örnek ümit baş. verdiğimiz, evet. ümit beslediğimiz oyuncuların o, o, aşamayı kaydedeme. Mesela şimdi desem ki Batuhan Artarslan, iki sene önce Trabzonspor kadrosunda olan Batuhan. Bundan 7-8 yıl önce ben Trabzonspor'un çok iyi bir futbolcusundan, altyapıdan çok iyi bir çocuk geliyor dediğimi duymuştum mesela Batuhan için olmadı Batuhan. Ya yani o, o olmama süreçleri üzerine kafa yormak lazım. Niye olmuyor? Niye gelmiyor? Niye yetişmiyor? Şimdi yerli e, kuralı da artık yerli kuralı diyelim. Ya yani yabancı sınırlaması da sertleşti, daha da sertleşecek. Dolayısıyla mesela işte şimdi yana yakına e, Solbek, e, şimdi o gördüğüm Solbek olabilir mesela yani. Ama işte diyorum ya o sürecin iyi takip edilmesi e, gerekiyor. Futbolcular ee, özelinde erken havaya girme gibi bir durum. Öyle oluyor. bir problem var. Yani kolay değil 17 yaşında bir anda gözleriniz üzerine çek, çekiliyor. Bir anda olmuş kabul ediyorsunuz. Şeyde var ya borsada e, satın alınma hmm. hikayesi. <laughs> yani başarı satın alınmış oluyor. Sizin zihinsel dünyanızda satın alınmış oluyor. Olmuş gibi kabul ediyorsunuz. Böyle bir problem var. Geldiğimiz nokta e, özellikle Trabzonspor altyapısı için üstüne basa basa söylememiz gereken, belki vurgulamamız gereken şu. Geldiğimiz nokta yeteneğin gayretin gerisine döştüğü nokta futbolda. Hı hı. Bunu daha önce tekrar tekrar bir, birkaç vesileyle söylemiştim. Yani Maradona, George Best bugün futbolcu olamayabilirdi yani o kadar. Hı. İş değişti, işin rengi o kadar hı. değişti çünkü Doğru. sizin yeteneğiniz sadece işte 19 yaşına kadar işe yarıyor yani. Ondan sonrası gayret ve çalışmaya bağlı. Bugün futbolun geldiği nokta, sonra Avrupa Şampiyonası da bize onu söylüyor aslında. Ya yani. asıl Fizik mücadele, önemli, mücadele, taktik bilinç. Antrenman detayı tekrar, bunlar çok önemli hale geldi. Futbolun bu halini seviyor muyum? Hayır, ben eski halini daha çok sevenlerdenim yani. E, yetenekle oynanması oynandığı zamanları daha çok seviyorum, daha çok özlüyorum. Ama e, eğer oyun'a devam edeceksek, bunun içinde o zaman bu, bu kurallarla hareket evet, etmek çünkü lazım. Günümüz futbolu. Evet, artık bu bunu var. istiyor. Yani evet. dolayısıyla o gözle bakıyorum meseleye. Yani bu takımdan ben 3 sene sonra kimi göreceğim, onu bakacağım. Var mı aday? Saydığım isimler dışında bile yani Veysel'inden tutun, Mustafa'sına kadar, Göktuğ'una kadar, Orkun sakatlandı. Hepsi evet ama dediğim gibi yani bu nereye kadar evrilecek? Bir de şeyi de unutmamak lazım yani genel olarak maçlar çok ümit verici geçmedi. Diğer maçlar da öyle. Ama bu çocuklar çok uzun süredir maç yapmıyor ve tabi orada organizasyon problemi var yani. Temmuz ayında Antalya'da. Maç yaptırma fikri de ilginç bir fikir, evet, gerçekten. onu da söyleyeyim yani. Tebrik ediyorum arkadaşlar. <laughs> Bence de bunu özellikle ayrıca bir konuşmak gerekiyor yani. 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 Peki, şimdi e, hazırlığıyla devam edelim Trabzonspor'un e, Riva Kampı'nda zaten. E, bu hazırlık kampında aslında Vakaymen'in performansının çok dikkat çektiğine dair bilgiler aldım. Sana da geldi mi? Evet, o bilgi bana da geldi. Bana da bana da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hatta Her şey diye düşünmüştüm. Ben bir tek ben biliyorum bunu diye düşünmüştüm. İçeriden <laughs> bir, 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 bir bilgi olarak geldi mi? Şey şimdi moralim bozuldu yani. Ben bir tek ben biliyordum. Gerçekten öyle. Evet ben de duymuştum onu. Yani Bakame'yi yani şöyle duymuştum. İçeriden bilgi olarak söylüyorum. Hocadan falan değil. Ee, şey. Yani bugüne kadarki en iştahlı kampını geçiriyor şeklinde yani hem moral olarak hem katılım olarak en iştahlı kampını geçiriyor şeklinde bir bilgi bana da geldi. Ama bu şey bizim kamp haberleri genelde sonra hüsranla sonuçlanır. O yüzden de ben... çok şimdi insanlar şöyle ya, Erdal Oş hep konuşurken hep aksi şeyler ters. E çünkü çok yaşanmışlıklar var ya ben ne, ne kamplar hatırlıyorum. Şu genç acayip parladı, şöyle olacak böyle olacak sonra bir daha adını duymadık yani. Evet. öyle O yüzden kamp e, bilgileri başka bir şey, maç başka bir şey belki. Olur. Evet. Ama bak e, yani zaten fotoğraflarda da yansıyan fotoğraflarda da görüyorsunuz ki halinden çok memnun yani ee, onu görebiliyorsunuz. Var mı peki başka öne çıkan oyuncular, performanslarıyla? Bana Ya ben bir tek bana oyuncu, ben ama bir tek vaka, sana gelen yani bir ya belki Vakam. çok <laughs> çok nitelikli bir adam tabii yani eğer evet. fizik olarak da hazır olursa çok başka bir adam yani. O belki insanlara heyecanlı Kuiteni Koy in de çok Hı -hı. iyi olduğunu söylediler. Evet onun da iyi olduğunu söylediler. Şey zaten söylemiştik burada Yunus Mallın hmm. boşlukta evet. da kendisini Hı -hı. çok iyi çalıştı. Ben daha önce de söyledim, bir kere daha söyleyeyim. Mesela Abdülkadir Parmak gibi oyuncuların da tırnak içinde siz görürsünüz. Size göstereceğim motivasyonuyla oynamayı sevdiğini. Onun evet. onlar için önemli bir motivasyon. Bizim Türk tipi motivasyon. Aynen. Hatta milli takım için de keşke bir düşman yaratsaydık da. Bence en çok işe yani, yarayan motivasyon yani çok, şekli. Net, net. Yani Bizim biz 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 evet. öyle motiva olmayı seviyoruz. Keşke. İtalya'ya gitmeden önce ya da İtalya değil de İtalya işte yani şampiyonaya gitmeden önce bir iç düşman yaratıp bir çatışma çıkarsaydık. Eskiden Shankly'nin varmış galiba yani işlerin krize girdiği dönemde bir Shankly takım içinde çatışma çıkarırmış. yani çatışmadan bir pozitiflik üretme. Bu da bir yöntem benim çok tasvip ettiğim bir yöntem değil ama ne yazık ki çaresiz kalınca olabilir. Neyse yani Abdülkadir e parmağım bile ben bu sene pardon Abdülkadir dedikçeni umuyorum yani. Bakalım. Yani umuyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, şeyi de söyleyeyim. Hani Abdülkadir ömründe ben de şu anda kampta olmasını isterdim. Yani, hmm. yani senin şansın azalıyor, kredin azalıyor. Doğru. Yapmayı ver şu tatili ya. Yani ne olur yani. yani, ne olur yani zamanda gel katıl ne olur. Yani bir şey mi eksik olur yani. Hiç değilse PR için yap ya. Hiçbir şey yapmak yapmasan da PR için yap yani. Ne bileyim ben hani ben akıl hocası olsaydım. Döndün kamp başladı mı? Hadi 3-4 gün daha geçsin, dördüncü gün gel, ben başlıyorum hocam de. Ne olur bir yani işte. Ama işte bir motivasyon da gerekiyor ya, yani belki de o evet. tahsile ihtiyaç ya duyuyorlar. Da, ben de, de. Evet, onlar da insan. Ben orada çok yaşam. iyi anlıyorum Ama onları. Ama ben anlamıyorum. <laughs> ya yani şimdi bana deseler ki neyse, futbolcu olamamış her şeyin, futbol hastasının öyle bir şeyi var. Belki o yüzden çok eleştiriyoruz çocukları yani. Hmm. Biraz da kıskanıyoruz belki. Değil mi? İşte sizin Olabilir. <laughs> Senin olduğun yerde ben olsaydım şimdi... Hep giderdim. Tatil, tatil falan yapmazdım diye. Tatil yapmazdım diye. Ama öyle olmuyor belki yani iş. Evet. Tabii bir süre sonra öyle olmuyor. Ama gönlümden geçerdi yani ben Abdülkadir <laughs> Ömür'üm. Yok, orada görmek isterdim. Ee, ya yani Artık şey de oldu. Haluk'ta, hala yaşı çok genç ama bir takım liderliği falan da. hani O anlamda da. Ya ben buradayım. <laughs> Çünkü bu sezon bir şey olacaksa Trabzonspor'da. Ömürün önemli bir yer işgal etmesi lazım gerekiyor. Ömrün iyi bir pukpul alması gerekiyor. Sadece maddi anlamda değil ya da sadece fiziksel anlamda değil. Yani takım o bütünlüğü açısından da ben bu şehrin yetiştirdiği işte son 5 yılın önemli oyunculardan biri olarak bu seneki bu heyecana ben daha heyecanlıyım ve erkenden geldim demesini isterdim yani demese bile o gelince zaten öyle okurduk onu. Onu da söyleyeyim. Bir, bir küçük sistem hak ben bu zamana kadar ömrü hiç herhalde ilk defa bu oluyor. Evet bu sistemi de söyleyeyim yani. Evet Erdal Oç'tan Abdülkadir Ömür'e bir sistem. Bir Al, sistem. Manşet verdik. e, Ümrem Niye Spor'la karşılaşacak bu akşam. Evet bu keşke spor, bu çekimi maçtan sonra yapsaydık. Sonra e, Ama evet. olsun haftaya da konuşuruz. Aynen. Haftaya da bir hazırlık maçı var. İlk hazırlık maçları çok çok, ama şöyle çok hani anlaşılmaz bir ama belki şey... hani hoca ne yapmayacak, evet. ne, ne oynayacak, ne nasıl oynayacak belki onu görme şansımız Hı -hı. olacak. Ben de gideceğim inşallah. Yerinde izleyeceğim. O yüzden haftadaki programda daha detaylı, detaylı konuşma şansımız olur diye düşünüyorum. O zaman artık transferlere geçelim. İzleyicilerimizin tabii Sorma. ki merakla, merakla beklediği ödeki. bölüme. Zaten burada daha önceki haftalarda da konuştuk. Trabzonspor şu anda Süper Lig'de transfer anlamında en etkili takım. Şimdi birkaç isim var. Onları söyleyeceğim. Hatta yayından önce de seninle konuştuk. Notlarını da aldım. Ama öncelikle aslında şu sol bek konusuna girmek istiyorum. Çünkü Trabzonspor'un evet eksik bölgesi ve bir an önce e, o bölgeye bir takviye yapılması gerekiyor. İsmail Köybaşı'nı konuşmuştuk daha önce seninle. Alios, Alioski ile e, alakalı şimdi tekrardan bir e, girişim olduğuna dair haberler var. Dalbert'in İtalya'da kalma sebebiyle çünkü artık buna karar verdi. O yüzden neler söyleyeceksin Solbek'le ilgili son gelişmeler neler? Onunla başlayalım. Şey, Batı cephesinde yeni bir şey yok muydu meşhur filmin adı? Değil mi? Neydi? Batı cephesinde yeni bir şey yok. Kuzey, evet. cephesinde onu değiştirip, kuze evet. Kuzey cephesinde yeni bir şey yok. Transferle ilgili yeni bir şey yok. Aynı şeyleri konuşmak evet. zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Şöyle bir Trabzonspor 4 transfer yaptı. 4'ü de önemli transferler. 4 evet. transfer yapmış bir takımın hala temel transfere ihtiyacı var diyorsak aslında geçen seneki kadro dağılımının kadro yapısının ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha anlatıyor bize. Yani 4 transfer yaptı hala da kilit transferlere ihtiyaç var diyorsak yani geçen sene demek ki nelerle uğraşılmış yani ne kadar zorluklar altında o puanlar toplanır. O puanların kıymeti daha çok anlaşılır. Oyun, oyun berbattı tabii onun bir daha söyleyeyim Oyun berbattı. <laughs> yani bu hep konuştuğumuz gibi her şey umarım şey olmaz tabii neydi? Türk gibi başla İngiliz gibi bitir miydi? Öyle bir söz vardı. Hmm. Türk gibi başla. Hani Türkler hızlı evet, başlar, evet, çabuk evet. başlar. Sonra pes eder. Tavzonspor evet. Türk gibi başladı. İngilizler İngiliz, İngiliz bitirmesi. gibi bitirmesi lazım. Yani Türk gibi bitirmemeli. Yani bu yarım kalmamalı. Yani geçmiş dönemler Abdulsport'un son 20-25 yıllık tarihinde böyle çok var yani. Bir dönem şurası eksik, ertesi sene orası tamamlanıyor. Bu sefer şurası Başka eksik. Hep bir evet. bütünlük tamam hazırız dedirtmiyor. Ya bu noktada evet sol transferi en önemlisi gibi görünüyor. Santrafor belki idare edebilir ama hı hı. sol çok elzem görünüyor. Şimdi orada şöyle bir açmaz var anladığım kadarıyla. Hocanın belirlediği üst düzey 2-3 isim var. Hı hı. Bu üst düzey isimler olursa olur. Yoksa bunların altında ortanın üstü bir transfer olacaksa o, oradan vazgeçeyim ben orayı yerli olarak kullanayım düşüncesi var. Anlaşılabilir bir düşünce. Normalde çok itiraz edeceğim bir şey yani bir takımın bir mevkiye alternatifleri Alioski ve İsmail Köybaşı olmaz. Yani bu, bu doğru bir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi yani işin yerli meselesi olunca o zaman şöyle düşünüyordur muhtemelen daha önce de ben ilk şeyde onu fark etmiştim. Ee, dedim de. ne dedim? Sol bekin yerli olması takımın her yerini rahatlatacak. Şimdi Abdülkadir konuşuyoruz. Biz hangi Abdülkadir gelecek bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz yani. İki sene önceki Abdülkadir mi gelecek? Çok sakatlanan Abdülkadir mi gelecek? Dolayısıyla hani yerli oyuncu bir Abdülkadir gönül huzuruyla keşke yazabilsek. Bütün bunların bu denklemi çözecek olan bir yerli sol bek. İşte o zaman işte İsmail adı geçiyor. Sihirbazlık dedim hani keşke bizim bilmediğimiz bir isim ortaya çıksa da keşfetseler de yani. varsa veya yerli. Yani dolayısıyla anladığımı söylüyorum. Yani bu bahsedilen 2-3 isim internetteki vesaire olmazsa muhtemelen Orayı yerliyle çözecekler hı hı. ve bana ıı, ikinci ihtimal daha yakın geliyor doğrusu istersen. Peki sana Çünkü mantıklı yani olan taraf hangisi? yerli bir solbete ben iki buçuk milyon verecek parası yoktur anlıyoruz bunu. Ya. Bu doğru bir şey olmaz yani. Sana mantıklı yani. gelen taraf hangisi? Yani ben yani yani ne, net, e yerli yerli, yerli çözeceğim. Yerli yani bir de orada işte Faruk gayret edecek yani. Hı hı. Yani Onun için büyük bir fırsat olacak. Ee, yani beklediğimizin çok daha üzerine çıkacak genç hı hı. arkadaş o da Orada hikayesi çok güzel bir hikaye var. İnşallah beklediğimizin çok üstüne çıkar da Biz de e, o hikayeleri anlatırız. <laughs> yani benim şeyim e, yani sanki yerli olursa daha <laughs> iyi olacak. Çünkü o zaman daha etkili bir santrafor Ekuban gidiyor muhtemelen. Yani evet. en azından gitmek istediğini zaten geçen sene gitmek istediğini anlamıştık. E, <laughs> <hal> ve <gülüyor> hareketlerinden <gülüyor> anlamıştık. Anlaşılabilir bir şey bu. E, yani çok kızamam yani bir <laughs> insan. Hatta bence 3 yıl iyidir, idealdir yani çok 3 yıldan fazla uzatmamak lazım hikayeler çünkü dejenere oluyor, ilişkiler dejenere oluyor, çok uzatmamak lazım. Hı hı. Tabii Ekoban'dan bir umarım bir gelir elde edilir yani çünkü yani 2 milyon euro, 3 milyon euro, yani, 4 milyon euro evet. neyse yani bu her kuruş çok önemli çünkü bir de bütçe şeyiniz var yani bütçeyi e, denkleştirmek, denk bütçe değil mi? Siyasette öyle bir tabir vardı, <laughs> denk, denk bütçe. Yani Bütçeyi denkleştirmek zorundasınız. O yüzden o konu önemli. Bütün bu süreçte benim eleştireceğim şöyle bir şey. İki unsur var yönetimi. Şimdi diyecekler ki hep eleştire. Ne bileyim bizim işimiz eleştirmek. Ya yani iyi olanı zaten anlatmaya gerek yok. İyi olanı zaten herkes biliyor. Yani bizim işimiz şu niye olmadı? Şu bir dahaki sefere nasıl düşünü? Düz düzelir onu bakmak. İki tane eleştireceğim nokta var. Bir yani bu yerli meselesini öngörmeliydiler. Dolayısıyla ıı, hareket ederken bu yerli meselesini öngörüp hareket etmeleri gerekiyordu. Burada bence o site'de kaldı Trabzonspor yönetimi. Hatta hoca da bence. Burada. İki, Sörloth meselesine bu kadar bel bağlamak baştan itibaren söylüyorum hiç anladığım bir şey değil. ya yani. Benim hiç sevdiğim bir iş değil yani. yani en başından beri söylüyorsun yani bu kadar beklemek, ben, likesikten ben haber beklemek. Yani. E... Godoy bekler gibi demiştik. Evet. Godoy bekler gibi oldu. Bu, 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 bu benim sevdiğim bir şey değil onu söyleyeyim yani. Buna da karşıyım. Yani. Beklenmeye devam yani, edecek keşke. mi Sörloth peki? Hala. Anladım. ya bu, e... Ben olmayacağını düşünmeye başladım hı hı. artık yani çok. Çok şey Bir bana. isim var zaten, yeniden önce de paylaşmıştım seninle, Copa América'da gerçekten harikalar yaratan bir oyuncu. E, Lapa Dula, e, o isimle ne dair iddialar var Trabzonspor'un. Çünkü Sörlottan artık e, bir şekilde evet. ümit kesildi evet. gibi bir durum oldu. E, onunla ilgili bir bilgin var mı senin? E, somut bilgi olarak bilgim yok ama şunu anlıyorum ki yani başka alternatiflerde görüşülüyor. Burada iyi olan taraf şu, daha önce de söylemiştim belki ama bir daha söyleyeyim yani. Burada yani mesela Galatasaray'ın pozisyonda değil. İşte Galatasaray 5 gün sonra maç yapacak. Bir, evet. Çok ciddi bir maç evet. yapacak. Trabzonspor hani geçen yılın üstüne çok çok koymuş durumda kadro yapısı ihtimaline. Sahada ne olur bilmiyoruz ama yani kağıt üstünde kadroyu yazdığımızda geçen yılın çok üstüne koymuştu durumda. Santrafor olarak oynatacağı adamlar da var. İşte Koyuta onlardan biri, Canino onlardan biri hatta belki Gervinho bile oraya alabilirsiniz vesaire vesaire yani hamle şeyiniz var. Dolayısıyla çok çaresiz bir durum yok yani. Bir tek sol bek belki daha bilmiyorum tabii Faruk girişimlerinde ne düzeyde bilmiyorum. Tronsen de olabilir mi? O da galiba. Onu da konuşuruz çünkü yani, Tronsen sakatlandı. daha önce de sol oynamıştı. Onu konuşmuştuk için, ama. Evet. Sanki böyle o da çok sakatlanacak bir şeyi var gibi yani ona da ben Şu anda hazır bu arada değil mi? Sakatlıklar yani, bitti artık yani. Hafta içi bir şey daha yaşamıştı sanki hatırlıyorsam. Hmm. Ya o yüzden hani şu saatte yani. acele etmemeleri anlaşılabilir bir evet. şey. Yeter ki finali doğru koyuyorsun. O finali de kuvvetli muhtemel. İşte bu hazırlık maçları, antrenmanlar vesaire. Hoca notlarını alıyordur. bekleyip göreceğiz. Peki bugün çıkan haberlerden bir tanesi de Dorukan Toköz ile ilgili. Dorukan Toköz'ün menajerinin Trabzonspor'a bir haber gönderdiğine dair bilgiler vardı. Dorukan da aslında Abdullah Avcı ile parlayacağını, yeniden işte o eski günlerine dönebileceğini düşünüyormuş. Neler söyleyeceksin? Daha önce ana, anlatmış mıydım bilmiyorum ama Dorukhan'la ilgili hani Dorukhan'ın öncesiyle ilgili bir bilgi vereyim. Ben e, çok haber verme taraftarı olmadığım için 2 sene sonra, 3 sene sonra, 4 sene sonra söylüyorum. Dorukhan normalde Eskişehir Spor'dan ayrılırken Trabzonspor'a gelmek, getirmek istiyordu menajeri. Hmm. Üç kere söyledi. Üçüncüde de, üçüncü de yok bizde bizim orası dolu dendi. Yani Ünal Hoca'yla ilk başlandığı sene sonra Beşiktaş'a gitti hatta en son Beşiktaş'a gitmeden bir daha aramıştı bakın Beşiktaş'a gidiyoruz yani hani biz oynayacağımız hmm. yeri arıyoruz falan diye o zaman kısmet olmalı şimdi olur mu ben çok tahmin etmiyorum yani çok. Hmm. ben çok ihtimal verdiğim bir transfer değil bence yani. Erdoğan şu zaman biraz gidecek oyuncularla alakalı konuşalım. Ya da gitmesi gitmeyen, muhtemel. Gitmeyen oyuncular. Gitmeyen ama gitmesi muhtemel. Ekuban'ı konuştuk. Ya da e, gidecek mi, gidecek yani Ekuban mi? Ekuban gidecek ne herhalde kadar para artık. Verecek? Ekuban tamam. Evet. E, şimdi Abdülkadir Ömür için aslında Mönchengladbach'tan bir teklif olduğuna dair haberler vardı ama 15 milyon euro fiyat biçti Trabzonspor hı hı. Abdülkadir Ömür için. Hı hı. Yani bu fiyatın altında bir hı hı. satış gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla Mönchengladbach böyle bir fiyata çıkar mı ya da Abdülkadir Ömür'e bu fiyat aralığında ee, bir şey ödeyen bir takım çıkarma. Hayır. Yani şu anda çok mümkün görünmüyor bu. Kısa cevap vereyim. Evet, çok net. Ee, belki ama bu sene oynayacağı futbolla belki olur. Yoksa şu anda böyle bir şey çok mümkün görünmüyor hı hı. doğrusu isterseniz. Yani, yani o yüzden Avrupa kadar ömür. Alıyorum o muhtemelen o Trabzonspor'da Yok, devam, devam çarpış. edecek çarpış. gibi. Bir diğer merak edilen isim de tabii ki Uğurcan, Uğurcan. Çakır. Evet. Uğurcan'ı ayrıntılı konuşalım. Neler söyleyeceksin? Ya daha geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 13 ya da 14'e çıkmıştı Fransız kulübü. Ben o zaman şöyle demiştim yani bu seneki 14 önümüzdeki senenin 20'sinden pahalı, daha çoktur. Ticarette öyledir yani. Çünkü sakatlık riski var, performans riski var. Yani bence geçen sene satılmalıydı. Ha olan oldu şimdi. Sadece bundan sonraki süreç söylüyorum yani bir futbolcu. O rakamlara çıktık tamam bırakmamak lazım yani. Ben iyi pazarlık yapıyorum. Yok yani dünya o konuda çok uzman ya yani. Kimse sizin iyi pazarlık yapmanızla falan öyle olmuyor işler yani. Kandırmayalım kendimizi yani. Yani bizim e, ikinci el araba piyasası gibi dönmüyor bu işler ya yani. Dünyada böyle dönmüyor yani. yani. Sen iyi pazarlık yapıyorsun da. Üçte orada arttırdın da. Yok yani öyle bir şey. Dolayısıyla yani geçen seneki rakam bence ideal bir rakamdı ve verilmeliydi. Ha, i̇yi ki verilmemiş tabii. Geçen seneki transfer politikasıyla bakınca evet iyi ki verilmemiş yani o transfer politikasıyla o para heba olur giderdi muhtemelen. Evet, boşa o da başka bir problem. O da başka bir problem. Ee, yani ben bu sene Uğurcan'ın hala ve şiddetli bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Yani Bu sezon. Evet Hı -hı. ben bu sene yani sene başında yani bu 15-20 gün içinde ben Uğurcan'ın hala gideceğini düşünüyorum. Uğurcan giderse eğer Mert Güök'ün o çözülür bir şekilde yani kaleci memleketin en şey sıkıntı sol bek sıkıntı yani. Sol bek Kaleci de yani Memleket şey yani verim evet. çok 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 rahat kaleci konusunda evet. sıkıntı yok yani. Ama yine de tabii Uğurcan'ın yerinde dolduracak. Kolay şey, değil. Çok da kolay Mutlaka değil. Mutlaka kolay değil ama ben Erce'ye de güveniyorum. alternatifte bulunur. Yani o noktada yani Trabzonspor'un en az sıkıntı çekeceği şey o gibi görünüyor bugün itibariyle. Hı -hı. Orada çok sorun olmaz ama ben Uğurcan'ın rakam bir, yani bir duyum olarak söylemiyorum ama tahmin olarak söylüyorum. Bu sene Uğurcan'ın gideceğini düşünüyorum ben. Yani. Peki son bir isim daha e, konuşalım. Yedek bir e, stoper almayı düşünüyor Trabzonspor Hugo ve e, Edgar'ın e, yedeği olarak. Bu isimde e, Real Betis'in stoperi Sidney. E, onunla ilgili bir bilgi vardı bugün e, haberlerde. Öyle bir e, bilgin var mı senin? Şöyle, ben o isim zannetmiyorum, o, onu zannetmiyorum. Şöyle bir şey e, sanki bir ara bir sohbette öyle bir şey duymuştum yani. Yani hem, altını, hem altın hem altı numara oynayabilecek hem stopar oynayabilecek ee, yani orayı de yedekleyebilecek hı hı, iki tarafı hı hı. da yedekleyebilecek biri olabilir e, birini alabiliriz e, sohbeti bunlar ama epey önce olan bir şey bu dolayısıyla hani o, o değil tarife uygun biliyoruz belki başka biri olabilir bu buralar acele edilmez. Yani o, o bahsettiğiniz yerlerde acele edilmez. Daha da beklenir tahmin ediyorum yani biraz evet. daha. Zaten o kadar aceleye acele yani yani. de gelip öncelikleri var Trabzonspor'un. Ligin başlamasına yakın hatta başladıktan Aynen. sonra bile olabilecek hamleler diye düşünüyorum yani. Ama bu Solbek transferini bir an önce halledeceğiz. Evet o. Gerekiyor. Şu anda birinci şey odur. Öyle Hı -hı. görünüyor. Çok teşekkür ederim. Var beklemek istedim. şey? Ben teşekkür ediyorum. Baştan sonra inşallah daha belki evet. ikinci hazırlık maçından sonra daha daha somut konuşma şansımız olur. Hatta şöyle yaparız, yine tahtayı açarız, tahtayı. Evet, o zaman daha yaparız. çok daha konuşma konuşuruz. şansımız konuşuruz. Çok teşekkür ederim ben tekrardan teşekkür verdiğim ederim. bilgiler için. Erdoğuş'la Trabzonspor gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.